Sevgili dostlarım merhabalar, nasılsınız? Sizlerle tekrar ekranlarınızın başında buluşmak ne güzel. Ben Işık abla sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Tanrı'nın sevgisiyle. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum size. Tanrı sevgidir. Tanrı sevgidir. Onun sevgisiyle sizi kucaklıyorum. Bugün her zaman olduğu gibi ruhtan, ruhani konulardan bahsedeceğiz. Rabbin ruhundan, gerçeklerinden bahsedeceğiz. Kalpten, kalbe konulardan bahsedeceğiz. Fakat bugün milyonlarca insan için üzücü bir gün. Biliyorsunuz, pek çoğunuzun kalbi ağır. Bugün pek çok ailemden kişiyle konuştum, sevdiğim insanlarla konuştum. Herkeste bir burukluk var. Hepimizin içinde bir acı var. Anneler bugün toprağa evlatlarını gömüyorlar. Anneler, babalar düşünüyorlar, acaba bu gerçek mi? Acaba hayal mi? Acaba yarın sabah uyandığım zaman evladım yanı başımda olacak mı? Anneler, babalar bugün düşünüyorlar, acaba yarın sabah birisi diyecek mi? Bu kötü bir şakaydı, kötü bir rüyaydı, kabustu, uyan. Hayır, gerçek. Pek çok kişi için gerçek. Aileler var şu anda yas tutan, böğürlerine vuran, kendini paralayan analar var. Ben şehit ailesinden geliyorum. Daha önce söylemiştim size, polis ailesinden geliyorum. Biliyorum acısını. Her anne için, hangi milletten olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, her anne için evlat acısı, düşünemiyorum bile. Ben küçücük bir bebeğimi toprağa verdim kısa bir zaman önce. Düşünemiyorum bir ananın, babanın yetiştirdiği boyunca evlatlarını toprağa vermelerini düşünemiyorum. Öyle bir acıyı Rab kimseye göstermesi, fakat bu acıyı yaşayanlar var bugün. İblis oyununu her zaman oynuyor hayatımızda, yalanlarıyla, savaşla, nefretle her zaman oynuyor. Her zaman insanların kulağına şiddeti, insanların kulağına kötülüğü, insanların kulağına kıskançlığı, öfkeyi, nefreti fısıldıyor. Ve sonuçta ne oluyor? O yalanın babası, onun tek amacı çalmak, çırpmak, dolandırmak ve öldürmek. Ve bunun için insanları kullanıyor. Sevgili dostlarım, nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz? Pek çok telefonlar alıyorum. Bu sabahtan beri birkaç saat önce bir akrabamla konuştum, yakınımla. Dedi ki, Işık, ne yapabilirim, nereye gidebilirim? O kadar içimde kin var ki. Öbür tarafa karşı. O kadar kin var ki içimde Kürtlere karşı. Yani elime, dedi, bir silah verseler gidip vurmak istiyorum. Annem telefonda ağlıyor. Dedim ki, bu Rab değil. Bu Rab değil. Şeytanın dolduruşuna gelmeyin kardeşlerim. Şeytanın dolduruşuna gelmeyin. O size gaz veriyor. O sizi dolduruyor. Ve hatta bazılarınız var ya, hayatınızdaki başka öfkeleri, başka hayal kırıklıklarını, başka eziklikleri bu tarafa kanalize ediyorsunuz. Öç almaya kanalize ediyorsunuz. Herkes kendi davasında can yakmak istiyor. Sizi bugün ben İsa Mesih'in sevgisine davet ediyorum. Bugün ben sizi İsa Mesih'in güzel yüzünü görmeye davet ediyorum. Bugün kutsal ruh size konuşsun. Ve neyin Rab'den, neyin Rab'den olmadığını size göstersin. İsa Mesih adına. Sevgili dostlarım, sevgi Tanrı'dandır. Sevgi, merhamet, affetmek Tanrı'dandır. Fakat öldürmek, yakmak, yıkmak, her zaman dediğim gibi nefret iblistendir. Bugün biliyorum, pek çoğunuzun kalbinde nefret var. Pek çoğunuzun kalbinde şiddet var. Pek çoğunuzun kalbinde affetmeme var. Ama Rab diyor ki, bana gelirsen, beni seçersen, beni istersen, benim peşimde koşarsan, sana sevgimi vereceğim. Şu anda Rabbim, dua ediyorum İsa Mesih adına.
Bir yağmur gibi, bir yağmur gibi akıt, sağanak bir yağmur gibi sevgini akıt. Halkımın üzerine bir yağmur gibi. Kanınla temizle nefreti, kanınla temizle. Şeytanın oyunlarını kanınla temizle. İblisin kurnazlıklarını. İnsanlar galeyana gelmesinler ya Rabbim. Kendi benliklerini denetimde tutmayı ve acılarını sana vermeyi öğrensinler. Şu anda evlatlarını kaybetmiş analar, babalar için, aileler için dua ediyorum İsa Mesih adına. Sen onlara sabır ver ya Rabbim. Sen onlara esenlik ver ya Rabbim. Biz anlayamayız bunu. Bu acıyı ve senin bu acıyı nasıl geçirme gücüne sahip olduğunu anlayamayız. Ama ya Rabbim senden istiyoruz. Şu anda benimle elini açanların dualarını kabul et. Kalplerine su serp ya Rabbim. Onlara esenlik ver. Barış ver. Barış ver. Barış ver. Sevgili dostlarım. Dünyanın her yerinde kötülüğü, şeytanlığı öldürmeyi görüyoruz. Her yerinde ve gittikçe artıyor. Kutsal kitap diyor ki, dünyanın sonu gelmeye başladığı zaman depremler olacak, tufanlar olacak diyor. Bir sürü musibetler gelecek, savaşlar olacak, savaş söylentileri olacak diyor. Sevgi azalacak diyor, sevgi azalacak. Olay bu. İblis sevgiyi aileden aldığı zaman aileyi bölüyor. Ülkeden sevgiyi aldığı zaman ülkeyi bölüyor. Dünyadan sevgiyi aldığı zaman dünyayı bölüyor. Bugün size sesleniyorum kardeşlerim, izleyicilerim, canlarım. Sevginin peşinde koşun. Eğer sevginin peşinde koşarsanız Rabbin peşinden koşuyorsunuz. Çünkü o öldür diyen bir Rab değil. Sev diyen, kurtarmak isteyen, affeden, affeden bir Rab. Bugün hep beraber, eğer gidecek yeriniz yoksa, ki yok ondan başka, Rab'be gelin, Rab'be gelin. Haleluya, 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 sen yücesin bir tanesin. Haleluya, haleluya, sen görkemlisin, eşsizsin. Haleluya, kutsal, kutsal, kutsalsın Rab. Sen yücesin, sen benim her şeyimsin, bir tanemsin. Haleluya. Haleluya demek, Rabbi yüceltelim demek. Ona övgüler sunalım demek. Onu yükseltelim demek sevgili dostlarım. Rabbi yükseltelim. Bütün kederin ortasında Rabbi yükseltelim. Bütün kargaşanın ortasında Rabbi yükseltelim. Bütün çirkinliklerin ortasında, ölümlerin ortasında Rabbi yükseltelim. Eğer insanlar nefret etmeyi öğrenebiliyorlarsa, nefret etmek insanlara öğretilebiliyorsa, sevgi de insanlara öğretilebilir. Ben buna bütün yüreğimle inanıyorum. Rab bana bu sevgiyi öğretti. Onun için sevgi kesinlikle ırkçılık tanımaz. Sevgi nefret tanımaz. Sevgi korku tanımaz. Sevgi öç tanımaz. Seven daima sever. Daima sabreder. Daima affeder. Daima güvenir. Bu size ütopik gelebilir. Bu size hayal gelebilir. Ama bugün ben size diyorum ki, eğer İsa Mesih'teyseniz, eğer İsa Mesih'i kalbinize çağırmışsanız ve onun sevgisiyle donanmışsanız, sevmeye devam edersiniz. Sevin, sevin, sevin sevgili dostlarım.
Bugün o beni arayan yakınıma onu söyledim. Bu kalbindeki nefreti, bu kalbindeki acıyı, bu kalbindeki öç alma isteğini İsa Mesih'e ver. Daha sonra bir Kürt kardeşimle konuştum. Onu teskin etmeye çalıştım. Onunla konuştum. Anlamak için her şeyi. Herkesin içinde ki özlemi, kederi, bir insan, bir insanın kederini, yanlış anlaşılmanın kederini. Herkes aynı değil. Herkesi bir kutuya, bir renge boyamaktan, aynı görmekten ve düşman olarak görmekten vazgeçin. Herkes düşman değil. Ama iblis herkesi düşman olarak görmenizi istiyor. Herkesi ayırt etmenizi istiyor. Çünkü o bölmek istiyor. Galeyana gelmeyin sevgili dostlarım. Hayatı Rab verir ve Rab alır. Hayatı Rab verir, Rab alır. Ve bunu insanlar yaptığı zaman Rabbin yüreği sızlıyor. Bugün Rabbin yüreği sızlıyor. Niçin bir şey yapmıyor? Rab bunun için. Rab bizi bir robot olarak yaratmadı. O bize kendi isteğimizle, kendi denetimimizle yaşama, seçme hürriyetini verdi. Bugün ben sizi sevgiyi seçmeye davet ediyorum. Bugün ben sizi İsa Mesih'i seçmeye davet ediyorum. Sevgili dostlarım, canlarım, bugün kalbimiz ağır fakat Rabbimiz iyi, Rabbimiz mükemmel. Sizlerle her zaman olduğu gibi çok sevdiğim, kutsal kitaptan çok sevdiğim, hatta bugün için gerçekten mükemmel bir mesajı. Yani bu kadar bu Rabbin planladığı bir şey olması lazım. Çünkü ben dün olacakları daha bilmeden, nereden bilebilirim? Rab bu mesajı bana geçen hafta verdi. Ve ben bugün bunu sizinle severek paylaşmak istiyorum. Belki çoğunuz duymuşsunuzdur. Şarap, üzüm suyu, ekmek. Bu nedir? Ekmeği şaraba banıp yiyorlar ya da bu bir parti mi? Bu bir eğlence mi? Nedir? Bunun o kadar çarpıtılmış, o kadar yanlış olarak anlaşılmış tarafları var ki. Ben bugün bunun gerçek derinliğini ve Rabbin sevgisinin nasıl bunun içinde, bu Rabbin sofrasının içinde olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Matta 26, 17. ayetten başlayarak şöyle diyor. Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. Fısıh yemeğini yemek için nerede hazırlık yapalım? Fısıh bayramı Yahudilerin Mısır'daki kölelikten, Mısır'daki zulümden kurtuluşlarını kutladıkları bir bayram. Biliyorsunuz yakın bir zamanda bizim de bayramımız var değil mi? Cumhuriyet bayramını kutlayacağız. Onlar için de Yahudiler için de fısıh bayramı
çok büyük bir bayram. Düşünün 430 küsür senedir Mısır'da Firavun'un altında, onun zulmü altında, onun diktatörlüğü altında çekmiş bir millet. Ve bu millet Mısır'dan çıkıyor. Çıktıkları zaman kendi Rabbin onlara söz verdiği vatana gitmek üzere oldukları zaman bu bayramı kutluyorlar. Rab için çok önemli. Çünkü Firavun onları bırakmamış. Ve bu fısıh bayramının sebebi ölüm meleği bütün evlerin. Bakın görün ne kadar konuyla ilintili Rab bu mesajı vermiş bir hafta önce bana. Ölüm meleği bütün evlerin üzerinden geçtiği zaman sadece kanı, yani kesilen kurbanın, kesilen koyunun, keçinin kanı o evin üzerindeyse ölüm meleği o eve dokunmamış. Ve bu evlerin hepsi Yahudilerin evleri. Fakat ne olmuş? O kanın olmadığı bütün evler ilk doğmuş evlatlarını kaybetmişler. Ve diyor ki ayet annelerin çığlıklarıyla, feryatlarıyla doldu diyor ülke diyor. Ve bundan sonra Firavun izin veriyor İsraillere gitmeleri için. O kadar çok musibet getiriyor ki Rab. En sonunda Firavun diyor ki artık istemiyorum. Gitsinler. Gidin nerede Rabbinize tövbe edecekseniz, nerede onu yücelteceksiniz, nerede ona tapınacaksınız, tapının. Ve İsrailliler çıkıyorlar yola ve bunu bir gelenek haline getiriyorlar, fısıh bayramını. Ve aradan ne kadar zaman geçmiş İsa Mesih. İsa Mesih orada. Ve onun öğrencileri ona geliyorlar. Diyorlar ki bu önemli günü nerede kutlamak istiyorsun? O sırada İsa Mesih biliyor. Biliyor çarmıha gerileceğini. Biliyor kanını akıtacağını. Biliyor kurban olacağını. Bütün insanlık için. Hepimizin günahları için. Bütün günahkarlar için. Katiller için. Tecavüzcüler için. Fahişeler için. Homoseksüeller için. Biliyor. O çarmıha gitmesi gerektiğini biliyor. Kanını dökmesi gerektiğini biliyor. Hayatını vermesi gerektiğini biliyor. İsa onlara kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle söyleyin. Öğretmen diyor ki zamanım yaklaştı. Zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım. Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker ya Rab beni demek istemedin ya diye sormaya başladılar. O da bana ihanet edecek olan dedi. Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda, Rabbi yoksa beni mi demek istedin diye sordu. Kendini biliyor. İsa ona söylediğin gibidir karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti. Ve bunu öğrencilerine vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan anlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egebenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek. Asmanın bu ürününden bir daha içemeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Bu arada İsa öğrencilerine bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım. Sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim. Petrus ona. Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin. Petrus, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi.
Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Sevgili dostlarım, kederli bir akşam. Acılı bir akşam. Hüzünlü bir akşam. İsa biliyor başına gelecekleri. Biliyor ne olacağını. Ve sadece onu üzen ne olacağı değil, yiyeceği darbeler. Düşmanınızı bazen çok uzakta aramayın. Bu sözü duymuşsunuzdur. Yakınınızdaki en yakın kişi olabilir. Size en dost olan kişi olabilir. Belki bugüne kadar bunu yaşadınız. Belki şu anda yaşıyorsunuz. Dostlar sizi sırtınızdan vurdular. Size iftira ettiler. Sizin hakkınızda yalan söylediler. Ama bilmenizi istiyorum. İsa Mesih bunu anlıyor. İsa Mesih bunu yaşadı. Ve ona ihanet edenleri de, onu çarmıha gerenleri de, onun eline çiviyi çakanları da affetti. Düşünebiliyor musunuz? Galeyandan bahsettim biraz önce size. Diyorlardı, atın onu, çarmıha gerin, öldürün. Ve bir kişi söylemeye başlayınca 10 kişi, 10 kişi, 100 kişi. Ve Rabbin bizi kurtarabilmesi için o kanı akıtması gerekiyordu. İsa Mesih çarmıktaydı. Ve sizin adınız onun ağzındaydı. Sizin adınız onun kalbindeydi. Sizin yüzünüz onun gözünün önünden geçiyordu. Çünkü her biriniz için, her biriniz için o kanını verdi ve öldü. Bunun değerini Rabbin kutsal ruhu size anlatsın. Sevgili dostlarım, Rabbin kutsal ruhu size söylesin. Ayette diyor ki, kanıyla yapılan anlaşma diyor. Kanıyla yapılan anlaşma. Bu bizim yeni anlaşmamız. Eski anlaşma değil. Eski anlaşma kanuna, yasaya, kağıda göre yapılan anlaşmaydı. Fakat yeni anlaşma, lütfa, sevgiye, merhamete, Rabbin lütfuna, Rabbin sevgisine, Rabbin merhametine, Rabbin insan kılığında, insan suretinde gelerek bizim için çarmıhta kanını akıtmasına bağlı olan anlaşmaydı. Kanıyla yazılmış anlaşmaydı. Kanın değeri. Kanın değeri. Biliyorsunuz. Kan konuşur. Ayet diyor ki yaratılışta, iki kardeşten biri ötekini kıskanıyor ve öldürüyor. Bakın, dünya var olduğundan beri var bu. İblis öldürmek için, yalan söylemek için, bölmek için, öç almak için geliyor aramıza. O zamandan beri var kanın gücü. Kurban bayramında da biliyorsunuz niye hayvanları kesiyorlar, öldürüyorlar. Şimdi neyse herkes bir tarafa gidiyor, belli bir yere gidiyor kurban etmek için. Eskiden her yeri kan gölü götürürdü. İğrençti, acı vericiydi. Fakat onların hiçbirisine gerek yok. İsa Mesih kendisi mükemmel kuzu olarak, mükemmel, hiçbir suç işlememiş kuzu olarak 33 yaşında. Düşünebiliyor musunuz Meryem'i? Bugünkü analardan bahsettik, evlatlarını gömecek olan Meryem'i. O çarmığın önünde oğlunu çıplak, çırılçıplak, diri diri çarmıha gerdiklerini gören Meryem'i. Bugün belki kendiniz hissettiklerinizi Meryem'in hissettikleriyle bağdaştırabilirsiniz. Ama söylediği söz şuydu, baba onları affet. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ve fısıh bayramı yemeğinde de ekmeği böldü. Öğrencilerine verdi. Ve biliyordu içlerinden birisi özellikle onu satacaktı. Birisi ona ihanet edecekti. Ve yine de onunla ekmeği böldü. Öteki Petrus inkar edecekti. Asla dedi, ölürüm ya, yapmam. Beni dedi horoz ötmeden 3 kere inkar edeceksin. Biliyordu. İnsanların yaratılışını biliyordu. Kendi öğrencilerinin kalbini biliyordu. Ve onun için babanın verdiği, insanları kurtarması için verdiği görevi biliyordu. Ve bu görevden kaçmadı. Kaçmadı. İsteseydi meleklerine söyleyemez miydi? Herkesi ortadan kaldır. Bana karşı gelen herkesi ortadan kaldır. Bugün içinizden bu geçmiyor mu? Herkese
Şehitleri düşüren patır patır, bir güvercin gibi vurup düşürenlere için demek gelmiyor mu içinizden? Onların belasını istemek, onlara beddua etmek gelmiyor mu içinizden? Dürüst olun, geliyor değil mi? Bu sabah kaç tane telefon aldım, duyuyorum. Allah onların bilmem nesini versin, Allah şunu yapsın, bunu yapsın. Ama İsa Mesih, o çarmıhta senin kardeşim, benim kurtulmamı istedi. Nereye gidebilirsin? Nereye kaçabilirsin Rabbin varlığından? Nereye gitsen o orada. Şu anda kalbini biliyor, şu anda düşüncelerini biliyor, dertlerini biliyor, öfkeni biliyor. Cesaretinin kırıklığını biliyor. İçindeki nefreti biliyor. Nereye gidebilirsin? Bugün ben seni o çarmıhı görmeye davet ediyorum. Ben seni o kanı, o kanı anlamaya devam ediyor, davet ediyorum. O kanın anlaşması altında, altına girip kurtulmaya davet ediyorum seni. Bugün bu sofradan, Rabbin sofrasından sen de yiyebilirsin kardeşim. İsa Mesih'i kalbine çağır. İsa Mesih'i kalbine çağır. Rabbi tanı ve onu kalbine çağır. Canlarım, nasılsınız? Rab kalbinize konuşuyor biliyorum. Kutsal Ruh kalbinize konuşuyor. Bugün birkaç tane soruyu cevaplamak istiyorum. İnternetten, Facebook'tan bana yazan sevgili dostlarımın. Eminim bu soruların bazılarını siz de soruyorsunuz. Bunlardan bir tanesi İsviçre'den bana yazan 19 yaşındaki bir seyircim. Bu yazılanlar çok uzun zaman önce yazıldığı için onlardan seçiyorum. Dediğim gibi daha önce kimseyi utandırmak istemiyorum. İsim vermiyorum. Sadece ülke ve bazen yaş veriyorum. Kimseyi amacımız utandırmak, üzmek değil. Bu genç kızımız diyor ki, sevgili Işık abla, sizi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım. Ailecek sizin programlarınızı seyrederek izliyoruz. İçinizden geldiği gibi gerçekten sevgiyle konuştuğunuzu hissediyorum. Şükürler olsun. Ben bekarım. 19 yaşındayım. Çok sevdiğim, aşık olduğum bir genç var. O da bekar. Biz cinsel ilişkide bulunuyoruz. Bunun günah olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikimiz de bekarız. Ama siz daha önceki programlarınızda dediniz ki bekar dahi olsanız evlilik kurumu altında olmadığı müddetçe cinsel ilişki günahtır. Bu konuda tekrar sizin görüşünüzü almak isterim. Emin misiniz diye sormuş. Sizi çok seviyorum. Sevgiler, selamlar. Ben de sevgiler, selamlar yolluyorum bu genç kardeşime. Şu anda seyrediyor mu programı bilmiyorum. Fakat daha önce söylediğim gibi evet doğru duymuşsun sevgili kardeşim. İki kişi bekar dahi olsa. Gençsin, bekarsın, anlıyorum aşkı, içindeki o coşan dalgaları.
Aşkın güzelliğini, romantikliğinin altında ne kadar birbirinize karşı istek duyduğunuzu. Bunu Rab anlıyor, bunu ben de anlıyorum. Fakat ben sana kendi anladığımı, kendi sözümü kullanmak istemiyorum değerli kardeşim. Rabbin ayeti diyor ki kutsal kitapta, ben diyor bir kadını bir erkeği yarattım. O annesini babasını bırakacak ve o kutsal birlikteliği, yani o sözü verecek birbirine. Bir kadın bir erkekle diyor tek vücut olacak diyor. Daha önce belirttim bunu. Bir erkek dört kadınla, beş kadınla, on kadınla değil. Bir erkek bir kadınla bir vücut olacak. Yani ne oluyor biliyor musun? Sevgili kardeşim, sevgili genç kızımız. Sen başka bir kişiye evlilik müessesinin dışında, o söz dışında, o Rabbin bereketinin, Rabbin sözünü, isteğini kabul etmenin dışında vücudunu verdiğin zaman yine tek bir vücut oluyorsun. Ve düşünebiliyor musun? İnsanlar yatıyorlar, kalkıyorlar, çıkıyorlar, cinsel ilişkide bulunuyorlar ve o tek vücut birbirinden ayrılıyor. Rab bu kuralı, Rab bu isteği sana zarar vermek, kendi keyfe keder olsun diye söylemiyor. Rab kutsal bir Rab. Bunun içinde bizim kutsal yaşamamızı istiyor. Biz bedenimizi herkese verirsek, onunla olmadı buna, bununla olmadı buna, hiçbir söz, hiçbir anlaşma, hiçbir kutsallık olmadan bedenimizi verirsek, nasıl kutsal olan bir Rabbe itaat edebiliriz? Ben bugüne kadar ne yapmış olabilirseniz yapmışsınız. Fakat ben size diyorum ki bugün tövbe edin. Bakın bugün Rabbin sofrasından yiyeceğiz. O ekmeği böleceğiz. Bölerken de tövbe edeceğiz. Kendinizi bir gözden geçirin. Yaptığınızın yanlış olduğunu görün. Ayet diyor ki günahların içinde en kötü olanı kendi vücudumuza karşı işlediğimiz günahtır diyor. Vücudumuz diyor kutsal ruhun diyor tapınağıdır. Kutsal ruhun mabedidir diyor. Kutsal olanla pis olan bir araya gelemez. Gece ile gündüz bir arada olamaz. Bugün ben ekranların başındaki seyircilerimi kutsal olan, mükemmel olan Rabbe kutsal bir hayat sürerek onu izlemeye davet ediyorum. Bu nasıl olabilir? Belki canlarım kendi gücünüzde olamaz. Bu ancak ve ancak İsa Mesih'in kalbinizde olmasının, imanınızın, duanızın ve bunu kafanıza koymanızın, iradenizin gücüyle olabilir. Bunların hepsi birleşecek ama en önemlisi size söylüyorum. Rabbin gücü, kutsal ruhun gücü. Onun gücüyle bunu yapacaksınız, başaracaksınız. Öpüyorum yanaklarından canım, sevgilerimle. Başka bir sevgili izleyicim yazmış Ankara'dan. Sürekli mesajlarınızda iştenlikle insanları tövbeye davet ediyorsunuz. Ben çok günah işledim. Çaldım, çırptım, çok yalan söyledim. Hala uğraşıyorum ama yalan söylüyorum. Bıktım böyle yaşamaktan, kendimden nefret ediyorum ve programlarınızı seyrettikçe görüyorum ki çok kusurum var. Ben çok fakirim. Bütün çaldıklarımı geri vermek istiyorum ama verecek durumum yok. Tövbem kabul olur mu? Sizi çok seviyorum demiş. Bütün ekip arkadaşlarınız için dua ediyorum. Çok teşekkürler. Rab bizim gözlerimizi açmak istiyor. Biz Rabsiz yaşadığımız zaman günah işliyoruz ve bu günahları görmüyoruz. Bu günahlar bize normal gözüküyor. Yalan söylemek normal. Pek çoğumuz yalan söylemeye alışık bir vaziyette yetişmişiz. Yalan söylemeye alışık bir vaziyette. İçimize işlemiş, hamurumuza. Annen eve beni sorarlarsa annem evde yoktu. Annem uyuyordu. Şöyle yaptık. Küçük o beyaz dediğiniz yalanlardan başlıyor olay. Onları bile bırakacaksınız. Fakat kardeşim sen bugün tövbe et. O parayı verecek güçte olamasan bile çaldığın insanlara sen tövbe et kardeşim. Tövbe et. Rab tövbeni kabul edecektir. Ve eğer verebilecek, hasarı tamir edebilecek güce seni getiremezse dahi senin tövben kabul olacaktır. Bugün çalmayı bırak. Bugün yalan söylemeyi bırak. Buna gücün yok mu? İsa Mesih'e gel. İsa Mesih'e gel. Ona ellerini aç ve de ki gücüm yok. Gücüm yok. Bana yardım et. İsa Mesih sana yardım edecek. Bugün çalmayı bırakacaksın. Bugün dürüst olacaksın. Yalan söylemekten vazgeçeceksin. Çünkü İsa Mesih sana o gücü verecek. Thank you.
Sevgili dostlarım, kutsal ruh kalbinize şu anda dokunsun. O size konuşsun. Ben şu anda size söylemek istiyorum. Özellikle içime dert oldu diyeyim. İçime düştü. Rab kalbime düşürdü. Hiçbir programımda hasta olan izleyicilerimi unutmak istemiyorum. Bakın, bu Rabbin sofrasının, bu paylaşımı yapmamızın en büyük güçlerinden birisi iyileşme gücü. Fakat ondan önce bile ben şu anda ekranları başında şifaya ihtiyacı olanlar için dua etmek istiyorum. Ve benimle dua ederseniz çok sevinirim. Benim Kerime isminde bir arkadaşım var. Çok sevdiğim bir insan. Rabbi çok seven, insanları seven, hayvanları seven, inanılmaz derece iyilik perisi gibi bir kız. Ve birkaç sene önce bu Kerime'nin iki göğsü alındı. Göğüs kanseri oldu. İki göğsü alındı. Kendi Rabbe şükretmeyi bırakmadı. Rabbe şükretti. Yani bir genç, ben 40 yaşındayım, benden çok daha genç bir kişi. Genç yaşta hiç evlenmemiş. Yani bunun etkisini, tesirini düşünebiliyorsunuz bir kadında. Düşünemeyiz bile. İki göğsünü aldılar fakat o Rabbe tamamen kendini adadı, tamamen kendini verdi. O inanılmaz derecede Rabbe derinleşti. Rabbin peşine düştü. Dedi ki, Rabbim sana adıyorum kendimi. Bundan sonra belki evlenemem bu halde. Ama Rabbim sen benim her şeyim ol. Hak aşığı olmak istiyorum. Rab aşığı olmak istiyorum dedi. Ve oldu. Fakat tekrar bir hafta önce Kerime'de kanserin devam ettiğini buldular. Tabii bu birkaç sene ve çektiklerinden sonra düşünün, bunu aşması, kalbinin iyileşmesi, bu kompleksi aşabilmesi hepsi zaman aldı içinde Kerime'nin. Ve şimdi bu haberi alması gerçekten onun için çok büyük bir darbe oldu. Çok büyük bir sarsıntı oldu ve Kerime diyor ki, inanıyorum Rab diyor, Rabbin planı var diyor. Ama diyor, bunu görmek istiyorum. Belki bugün siz de böyle bir durumdasınız. Diyor ki Kerime, Rabbim ne yapmak istiyorsun benim hayatımla? Görmek istiyorum. Göster bana planını. Neden bu bana oluyor? Tövbe etmem gerekiyorsa göster. Disiplin olmam gerekiyorsa göster sebebini. Bu öğretiyi kaçırmayayım. Senin verdiğin dersi kaçırmayayım. Bakın ne kadar önemli. İyileşmek önemli. İyileşmek önemli. Canlarım. Ama dersi kaçırmamak daha önemli. Sınıfı geçmek daha önemli. Bu acıyı niye çekiyorum? Nedir bunun sebebi? Bunu sorun Rabbe. Bugün ben Kerime için dua etmek istiyorum. Bir de bir kardeşim daha var. Geçen hafta ondan yazı aldım. Kız kardeşi göndermiş bana yazıyı. Murat. Bak Murat, ben senin dualarımla, seni düşünerek kesinlikle senin peşini dua olarak bırakmıyorum. Senin ablalığını bırakmıyorum Murat. Senin bu negatifliğin geçiyor. Zaten mektubunda inan bunu hissettim. Mektubunda Rabbin gücünün Murat'cığım kalbinde nasıl işlevini yapmaya başladığını hissettim. Sen bir cevhersin, bir pırlantasın. Aynı bir kömürün içinden nasıl pırlanta çıkarsa Rab seni öyle çıkartacak. O içindeki güzellikleri, o içindeki sevinci, yetenekleri hepsini Rab çıkaracak ve sana daha çok verecek. Daha çok sevinç verecek, daha çok yetenek verecek. Ve dobralığını öyle, yani içinden geldiği gibi yazmanı o kadar sevdim ki. Senin için dua ediyorum Murat'cığım. Demişsin ya, kadın beni isminle çağırıyor demişsin yazında kardeşine. Bak yine seni isminle çağırıyorum. Yine senin peşini bırakmıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Ben değil. Rab pes etmiyor senin için. Rab pes etmiyor ve seni kalbime düşürüyor. Senin gibi daha yüzlerce insan var kalbime düşürdü. Ve onlar için pes etmiyorum. Çünkü Rab dedi ki, pes etme. Ben pes etmiyorum. Sen de pes etme. Amin. Şimdi ellerimizi açalım. İsa Mesih adına şu anda dua ediyorum ya Rabbim. Kerime için dua ediyorum şu anda. Ve bütün kanserliler için dua ediyorum. Bütün kanser hastaları için şu anda dua ediyorum. Sen onlara dokun ya Rabbim. Kemik kanseri olanlar, kan kanseri, akciğer kanseri olanlar, göğüs kanseri, rahim kanseri, pankreas kanseri. Hepsi için şu anda. Beyninde tümör olanlar için dua ediyorum İsa Mesih adına. Kısırlar için dua ediyorum İsa Mesih adına ya Rabbim. Bu önemli programda, senin kanının anlaşmasını paylaştığımız bu programda. Benimle elini açan, iman eden seyircilerime tek tek dokun ya Rabbim. Kusar.
Ellerinizi açın benimle şu anda Rabbi. Açın ellerinizi. Onun iyileştirici gücünü hissedin. Ben yapamam ya Rabbim, sen yap. Sen dokun onlara. İsa Mesih, senin mucizene ihtiyaçları var. İnsanların, şu anda ellerini açanların. Dokun. İyileştirici, şifa verici gücün geçsin onlara şu anda. Amin. Amin. Kalbinizdeki yaraları iyileştirsin Rab. Kalbinizdeki, şu anda toplumumuzdaki olan yaraları da iyileştir ya Rabbim. İsa Mesih adına. İsa Mesih adına. 1. Korintliler 11:2-4 şöyle diyor. 24, 11-24 şöyle diyor. Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni anlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önceden kendini sınasın, kendinizi sınayın. Sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Dünya ile birlikte yargılanmayalım diye Rab bizi terbiye ediyor. O bizi disiplin ediyor. İmanda olanlarınızın da, İsa Mesih'te olanlarınızın da musibetlerle, hastalıklarla, acılarla boğuşmasının sebebi ne biliyor musunuz? Bir tek sebebi var. Pek çok sebebi var ama burada anlatılan bir sebebi, Rab diyor bizi terbiye ediyor, bizi disiplin ediyor. Bu dünyada bizi yargılıyor ki diyor. Onun huzuruna çıkalım. Cennete gidelim. Onunla yüz yüze gelelim. Onun huzurunda barışı ve sevgiyi yakalayalım. Kardeşim, Rab bugün seni tövbe etmeye çağırıyor. İsa Mesih geliyor. İsa Mesih geliyor. Uyan! Aç gözlerini. İsa Mesih geliyor bu dünyayı yargılamak için. Ona iman edenleri kurtarmak için geliyor. Aç gözlerini ve ancak tövbe ederek ve onu kalbine çağırarak aklanabilirsin, kurtulabilirsin ve o kan anlaşmasının altında yeni, ölümsüz, sonsuz yaşama sahip olabilirsin. Ancak ve ancak o anlaşmanın sayesinde yaşayabilirsin. Sevgili bir dostum, kız kardeşim yazmış bana uzun bir zaman önce. Işık abla diyor. Ben diyor hayat hikayemi anlatmak istiyorum sana ve senin programının benim hayatımdaki etkisini anlatmak istiyorum. Daha önceden imana gelmiş, benim programımdan önce. Benim diyor alkolik bir babam vardı diyor. Her gün diyor beni annemi döverdi diyor. Her gün diyor. Annem diyor derdi ki diyor bir gün dövülmesem ya. Bir gün şu yatağa vücudum ağrımadan gitsem. Bir gün bize bu adam bağırmasa, hep onun zulmü altında bir gün yaşamasam. Annem diyor hep dua ederdi, derdi ki seni 18 yaşına getireyim, liseyi bitirdiğim üniversiteye bile başla, yeter. Dayanamayacağım, yorgunum bu hayattan. Ölmek istiyorum. Yeter ki seni bir büyüteyim, bir 18 yaşına. Hep annem bunu söylerdi diyor. Ve babamda diyor, hiç diyor. Hiçbir af yoktu, hiçbir tövbe yoktu, tövbe ruhu yoktu diyor. Hiçbir diyor değişme isteği yoktu diyor. Ve annem diyor öldü ben 18 yaşındayken, vefat etti. Babamdan diyor nefret ettim. Bütün hayatım boyunca nefret ettim diyor. Eve diyor sarhoş gelip kusmalarından nefret ettim. Kendinden geçmelerinden nefret ettim. Kabalığından nefret ettim. Annem de beni bırakıp günlerce, haftalarca, aylarca gitmesinden başka yerlere
terk etmesinden nefret ettim diyor. Fakat diyor annem ölürken diyor bana bir tek şey söyledi diyor. Gerçek Rabbi bul. Gerçek Rab seni özgür bırakacaktır. Ve diyor Rab, gerçek Rabbi aradım diyor. Ve İsa Mesih'i buldum. Anlamadım diyor önce onun ölümsüzlüğünü. Anlamadım önce. Ama diyor, ama İsa Mesih'i diyor gönlümle çağırdım. Gönlüme çağırdım, kalbime çağırdım. Ve hayatım değişti. Ve Işık Abla programların için teşekkür ederim. Babamı affetmemiştim bu yaşıma kadar. Programların sayesinde onu da affetme gücünü buldum. İsa Mesih'in sayesinde. Sevgili dostlar, bugün affetme günü. Bugün barış günü. Bugün sevgi günü. Bugün iblisi ayağımızın altına alıp sevgiyle davranarak, affederek davranarak ayağımızın altında onu ezmemizin günü. Ve o iblis insanlar değil. Bir tek şeytan var, bir tek iblis var. İnsanları kullanıyor. Ama bugün İsa Mesih'in adıyla, onun kanıyla onu ayağımızın altında ezmemizin günü. Zafer sizin olacak. Zafer bizim olacak. Sevgiyi seçin bugün. Size ilettiğimi ben de Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı. Eline ekmeği aldı. Ekmek vücudu temsil ediyor. Yaratılış 40. bölümde. Yusuf bir rüyayı tercüme ediyor. Bir rüyanın tabirini veriyor, anlatıyor. Ve kafasının üstünde 3 sepet ekmek olan... ekmek olan adam, kral için çalışan ve hapiste olan ona diyor ki 3 sepet 3 günü temsil ediyor ekmeklerde vücudunu. Ve rüyasında bu adam o ekmeklerin kuşlar tarafından yendiğini görmüş. Diyor ki 3 gün içinde vücudun diyor kuşlar tarafından yenilecek diyor. Bu vücudumuz ne ki? Et kemik ne ki? Ölüm bize bir ceza değil ki sevgili dostlarım. Ölümü hepimiz bir gün tatacağız. Ama bugün İsa Mesih'i kalbinize çağırırsanız sonsuz hayata kavuşacaksınız. Sonsuz hayata kavuşacaksınız. İsa Mesih bu ekmeği aldı. Fakat ayet şöyle diyor. Bunu alırken diyor dua edin diyor. Dua edin. Kendinizi diyor. Kendinizi sınayın. Kendinizi bir gözden geçirin. Kendinizi diyor, bir düşünün günahlarınızı diyor. Rabbim yalan söyledim, beni affet, belki bugün diyeceksiniz. Kendinizi bir gözden geçirin. Bir aynada bakın kendinize. Ne var kalbinizde bugün tövbe etmeniz gereken? Belki bu baba sizsiniz, babalara sesleniyorum. Belki sizsiniz çocuklarını terk eden. Belki sizsiniz karısını döven, belki sizsiniz içen. Belki sizsiniz kumar oynayıp ailenin ekmek parasını kumarda harcayan. Belki sizsiniz hep öfkeyle insanları aşağılayan. Bilmiyorum bugün neredesin kardeş. Kendini gözden geçir şu anda. Kendini gözden geçir. Çünkü diyor eğer kendini yargılarsan Rab seni yargılamayacak. Kendini dürüstçe yargıla. Her gün onun lütfu yeni. Her gün onun affetmesi yeni. Her gün onun sevgisi yeni. Onun sevgisinden, lütfundan, güzelliğinden, iyileştirici gücünden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ve İsa alıyor ekmeği. Diyor ki, bu benim vücudum. Sizin için parçalandı. Sizin için bölündü. Sizin için yerde üzerine tükürüldü. Sizin için tekmelendi. Senin günahların için kardeşim. Dedikodun için, iftiran için. Bu vücut parçalandı.
Ve diyor bunu diyor hiçbir şekilde diyor gereksiz bir sebepten dolayı diyor alma diyor. Ben ışık Rabbim günahkar olarak senin önüne geliyorum, yaptığım hatalar için senden af diliyorum ya Rabbim. Öfkem için, kızgınlıklarım için, kibirim için, sabırsızlığım için beni affet ya Rabbim. Sen biliyorsun, her şeyimi biliyorsun. Ve sana karşı dürüst olmak istiyorum. Şu ekmeği bile sembol olarak sadece almak istemiyorum insanlara göstermek için. Gerçekten kendimi sınıyorum ve çok eksiklerim var ya Rabbim. Sen benim eksiklerimi tamamla. Sen beni temizle kanınla. Sen benim kalbimi affetmeyi daha çok ver. Sevmeyi daha çok ver. Kızgınlıkları al kalbimden ya Rabbim. Sana daha çok güveneyim ya Rabbim. Güvensizliklerimi de biliyorsun, korkularımı da biliyorsun. İsa Mesih adına senin vücudunu. Ben sembolik olarak bu ekmeği ağzıma atıyorum. Sonra diyor, affedersiniz. Sonra diyor, üzüm suyunu aldı eline. Bu şaraplı üzüm suyu. Ve dedi ki, bu benim kanım. Sizin için, inanmayanlarınız için. Ateistleriniz için, Müslümanlarınız için, Budistleriniz için, Kürtler için, Türkler için, Çingeneler için, Yunanlılar için olsun, İtalyanlar için, Afrikalılar için, Amerikalılar için, İngilizler için, Çinliler için, Koreliler için, hepiniz için kurban oldum. Hepiniz için kanımı akıttım. Ancak ve ancak bu kanla temizlenebilirsiniz. Ancak ve ancak bu kanın altında kurtulabilirsiniz. Şifa olsun ya Rabbim, iyileştir kardeşlerimi. Bu benim için çok özel, çok gerçek bir olay. Siz de bunu evde kendiniz yapabilirsiniz. Evde. Belki bugün içinizde kutsal ruhun kalbine dokunduğu, Tanrı'nın kalbine dokunduğu var. Benimle dua edin. Kalbinize İsa Mesih'i çağırın. Eğer çağırmak istiyorsanız şu anda gelin ona. Ve deyin ki, İsa Mesih, seni kalbime davet ediyorum. Gel kalbime gir. Kalbimde yaşa. Hayatımın kontrolünü senin ellerine veriyorum. Benim günahlarımı bağışla yüce Rabbim. Bağışla beni. Bağışla. Senin benim için öldüğünü, çarmıha gerildiğini kabul ediyorum. Üçüncü gün dirildiğini kabul ediyorum. Bana hayat verdiğini, sonsuz hayat verdiğini kabul ediyorum. Gel kalbimde yaşa. Amin. Eğer bu duayı ettinizse, sonsuz yaşama kavuştunuz. Eğer bu duayı ettinizse, bugün yeniden doğdunuz. Eğer bu duayı ettinizse, bugün Rabbin çocuğusunuz. Bana yazın, tanıklığınızı benimle paylaşın. Rab bugün sizin için neler yaptı? Kutlayın. Rab üzüntünüzü sevince dönüştürsün. İsa Mesih adıyla sevgiyle, esenlikle kalın. Tanrı sevgidir. Tanrı sevgidir.